Öfke kontrolü nasıl sağlanabilir? Aile içinde eşlerden birisi diğerine bir şiddet uyguluyorsa bunun önüne nasıl geçilebilir? Ben tecrübelerimle şunu öğrendim. Erkeklerin öfkesi, kadınların zamansız ve yersiz konuşması bütün kıvılcımları oluşturuyor yani. Erkek öfke kontrolüne çalışacak hanımefendi de biraz böyle yerinde, zamanında her doğru her yerde söylemeyecek yani. Yani eşinin hassasiyetlerini fark ederek konuşmasına fayda var. Yani uslup sorunu diyebilirim kısacası. Şimdi öfke kontrolü başlı başına bir konudur. Ya yani bir beyefendi öfkesini yönetemiyorsa veya bir hanımefendi öfkesini yönetemiyorsa bu onun bireysel sorunudur. Bunu gidecek, çalışacak, öfkesini sağlayacak. Yani travmaları olabilir. Öfkeyi kontrol edememenin nedenlerini tespit etmesi gerekiyor bir kere. Depresif olabilir, depresyonda olabilir. Öfkeli kişilerin çoğu depresyondadır. Mutsuzdur. Mutsuz kişi öfkeli olur yani. Bütün bunları bir kere gidip çalışacak ve destek alacak. Ama hocam problem anında öfke meydana geliyorsa ne yapılsın diyorsanız konuşma bu kadar. Konuşma. Problem sırasında konuşma. Bekle, bekle. Korkma ileride konuşursun yine. Yaşarsan konuşursun. Yarım saat sonra konuşursun. İki saat sonra konuşursun ya ama o an konuşma. Çünkü o an senin bilincin devreden çıkıyor. Çünkü o an senin öfken seni esir almış. Mantık muhakeme devreden çıkmış. Biraz bekle. Ne olur biraz bekle. Ne olur biraz bekle. Dışarı çık. Git suyla buluş. Abdest al, yat, pozisyonunu değiştir, yan odaya geç, bir arkadaşını telefonla ara, konuş, bir şey sor, başka bir konu, maç seviyorsan git maçını at, maçını izlemeye devam et. Yani ortamı değiştir bir kere. Fiziksel ve duygusal olarak ortamını değiştir. O havadan çık. En güzeli dışarı çıkmaktır. Ama kapıyı çarparak dışarı çıkma. Ben 10 dakika sonra geliyorum diye. Yan odaya geç. Sevdiğin, sana gerçekten iyi gelen bir dostunu ara, bir arkadaşını ara. İstersen o konuyu anlat. Ne yapayım de ona. İstersen de başka bir konuyu konuş, gündemini değiştir. Tansiyonun düşmeye başlasın. Yarım saat sonra farklı düşündüğünü fark edeceksin. O an doğru düşünmediğini fark edeceksin yani.